Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kale ile Teta Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Yani test 5'in çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 146 ve 147 işleyeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda sözel bir soru. Konveks bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri verilmiş. Diğer iç açılar ölçüleri de eşit ve 170 derece verilmiş. Normalde iç açılar ölçüleri toplam. Bak birinci yolu yukarı yazıyorum. Birinci yol İç açıları yazarsın. 120, 140 ve sonra 160 yazarsın. En kenarlı bir çok kense 3 tanesini kullandım. Geri kalan n eksi 3 tanesi de 170'miş. O zaman n eksi 3 tane 170 toplamı nedir? N eksi 3 çarpı 170 eşittir. İç açıları ölçüleri toplamı. N eksi 2 çarpı 180 deyip işlem işlem işlemle n'i buluruz buradan. Ya da dış açılardan gitmek daha mantıklı değil miydi? Evet bunun dış açısı 60, bunun dış açısı 40, bunun dış açısı 20. Dış açılar toplamı 60 artı 40 artı bu da ikinci yol artı bir de 20 toplamı 3 tane kullandık. N eksi 3 tane kaldı. N eksi 3 tanesi de 10. N eksi 3 tane 10 çarpımı bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Dış açıları ölçüleri toplamı. Bak daha kolay. Burası 120. 120 yaptık öbür tarafa. N eksi 3 çarpı 10. 360 eksi 120'den 240 yapar. N eksi 3 de buradan kaç yapıyor? 24 yapıyor. Yani n de böylelikle 27 yapıyor. Dolayısıyla cevap 27. Yani e dremit yaptı birinci soru. Geldik ikinci soruya. Aşağıda düzgün beşgen ve düzgün 12 gen verilmiş. Düzgün 12 gen 360 bölü 12'den dış açısı kaç yapıyor? 30. Hocam dış açısı 30'sa mesela şuradaki dış açısı şöyle 30'sa o zaman iç açısı kaç derece yapıyor? 150 derece yapıyor. O zaman hocam burası 150. E şu düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? Bir dış açısı 180'e tam e, 72 yapıyor. 360 bölü 5'ten 72. İç açısı da kaç yapacaktır? 108. Şimdi burada düzgün çokgen değil mi bunlar? Evet. Düzgün çokgen. Kenar uzunlukları falan filan. Bir eşit verilmiş mi burada? E verilmemiş. Aa, hiçbir şey yapamıyoruz gibi duruyor değil mi? Ya sanki böyle üçgen müşgen mi oluştursak ya da K böyle köşegenlerin kesim noktası falan filan da demiyor. Simetri merkezi falan filan da demiyor. Sanki hiçbir şey yapamayacakmışız gibi hissediyoruz burada. Ama bir şeyler yapmamız lazım. Ya düzgün beşgende de sıkıştık. Sıkıştıysak böyle köşegen çizmek en önemli hamlelerden biri değil miydi? Evet. E o zaman burada bir köşegen çizelim. A, bu köşegen hem düzgün beşgenin köşegeni. Yani burası 108 ya. İkiz kenarlıktan dolayı 180'den 108 çıkart 2'ye böl 36 36 yapar. Hem de şuradaki düzgün çokgenin ikiz kenarlığı oluşturur burada. 180'den 150 çıkart 30. 2'ye böl 15 15 yapar buraları da. E şurada kaç komple? Yani 36 artı 15 artı X eşittir. 108 değil mi? İç açısından dolayı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 51 yaptı. X de 108 eksi 51 yapar. O zaman 59 mi yapıyor? X açısını böylelikle 59 derece olarak buluruz. Yo pardon. 108'den 51'i çıkartıyoruz. 57 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan yaptığı ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Düzgün beşgen verilmiş. Hocam bu düzgün beşgen ve eşkenar üçgen verilmiş. Neresi? AFD kırmızıda eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için kenarların eşitliği bizim için önemli. Açılarda 60'ar er derece. 60, 60 ve burası da 60 derece yapacak. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? E, burada dikkat et. Eşkenar üçgenin bir kenarı düzgün beşgende bir köşegen. Köşegen çizmek önemli değil miydi? Evet. Köşegen eşkenar üçgende verilmiş. O zaman bir tane köşegen çizelim. Mantıklı olan köşegen hangisi arkadaşım? Şunu çizersem alakasız oluyor. Şunu çizersem o alakalı oluyor. Şurada bir ikizkenar çıkıyor. Çünkü köşegenler birbirine eşit ya. Eşitliği yazdım şöyle. Şurada da bir ikizkenar çıktı. E burası 108 ya beşgenden dolayı. Onlar da 36 36 yapar. Hatta burası da e, kaç yapıyor? Şurada kaçı da 72 yapıyor. E burası da 108, burası da 36 36 yapar. E hatta burası da 72. Buraya da ne kaldı? 36 derece kaldı diyebiliriz. Şimdi ben şu üçgene dikkat edeceğim. Bu üçgende ne var? İkizkenarlık var taban açısı yani tepe açısı belli. 60 36 daha 96. 180'den 96 çıkart 84. 2'ye böl. 42 42 yapar ve şu açının tamamı 60 derece olduğundan 42 artı x eşittir 60 olduğundan x'i de böylelikle 18 derece olarak buluruz. Evet cevap böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. E hocam şekli al çizmişsiniz falan demeyin. Bu tam bu köşeden geçmiş, geçiyor olması lazım. Belki buna takılanlarınız vardır. Bilerek bu köşeden geçirmedim arkadaşlar. O köşeden geçseydi ee, çözümü bu şekilde yapmayacaktınız. O yüzden buradan geçirerek yaptım bu soruyu. Haberiniz olsun. Tamam mı? Belki de buradan geçmiyordur. Bilemiyorum. Tamam mı? Öyle hatırlıyorum sadece. Soruyu ben yazdığım için e, bu köşeden geçiyor ve hatta şöyle bir bakabilirsiniz açısal değerlerine. Geçiyor mu geçmiyor mu? Yorumlara yazarsınız. Tamam mı? Üçüncü soru. C. Han çıktı. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda bu açısı 60 derece olan ve BC uzunluğu da BC uzunluğu 60'ın yanındaki uzun kenarda 8 birim olan ABC üçgeni biçimde kağıttan alt tanesi kullanarak düzgün altı genelde elde edilmiş. Bak. Hocam şurası alfa burası beta. Yani betayı gören 8. Hocam kısa kenarı gören alfa. Kısa kenar uzun kenar. Kısa kenar uzun kenar. Eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli değil miydi? Bir de açıların eşitliği. E yazdık. Bak böyle alfa betaları yazınca arkadaşlar ne geldi? E hocam düzgün altı genelde elde etmişiz. Alfa artı düzgün altı genelde elde etmişiz. Evet çünkü Alfa ile beta'nın toplamı 120. Bak burası 120 derece. Yani aynı ardışık iki tane alfa alfa yan yana gelemez burada. Bunu demek istiyor burada. Ya da iki tane beta yan yana gelemez burada. Peki eyvallah. Uzun kenarın 8 olduğunu biliyorum. Kısa kenarın da ne olduğunu biliyorum. Bilmiyorum tabii ki. Elde edilen düzgün altıgen içindeki sarı bölgenin alanından bahsediyor. Şimdi dikkat et. Kısa kenara ben bir A diyecek olursam. Şu kısa kenar bu da uzun kenar. Şuraya bir A desem. Buraya 8 eksi A kalsa. A kısa kenar 8 eksi A yaptı. Evet uzun kenar 8 ya. Kısa kenar 8 eksi A. E hocam şurası 60 derece. Bunlar da doğrusal değil mi? Evet şu 60 derece. Şimdi bu üçgenler konulmuş çünkü. E o zaman burası 120 derece. Burası da 120 derece. Burası da 120 derece. Burası da. Aa burada bir düzgün altıgen çıktı karşımıza. O zaman burası da A ise burası da A. E tamamı 8 olduğundan 8 eksi A kaldı. Aynı şekilde A 8 eksi A şeklinde mi oldu arkadaşım burası? Evet. Şimdi burada ne çıktı o zaman? Şurası 8. Burası 8 eksi A. Burası 8 oldu. Ve elde edilen şu altıgenin alanı. Hatta A dediğimize bakmayın. Altıgenin alanı. Düzgün altıgen bulduk ya. 6 tane A kare kökü 3 bölü 4. Neye eşit? 24 kökü 3'e eşit. 3'ler sadeleşti. Şunları da sadeleştirdiğimiz zaman 4. 4 kökü 4 16. A da A kare 16 ise A'yı da 4 buluruz. E A o zaman 4 ise arkadaşım. Bu 8 eksi A dediğimiz kaç geldi? 4 geldi. O zaman 60'ın diğer kenarındaki şu kısa kenar kaç yaptı arkadaşım? 4 yaptı. E şimdi ne yapacağız? Elde edilen düzgün altıgenin çevresi. Yani ben şu x'i bulursam şu x'i büyük altıgenin çevresini bulabilirim. E ne yapacağım? Kosinüs teoreminden yapabiliriz. Ya da şuradan bir dik çizeriz. 90'ın karşısı 8 30'un karşı 4 yapacak. A 4 buraya kadar. O zaman burada kaçı? 90 derece olacak zaten. Değil mi? Çünkü çizilendikte dikte 4 diye ayıracak. O zaman, zaman 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı da 4 köküç mü yapar? Evet. E o zaman x'i 4 köküç bulduysak çevre de o zaman 6 çarpı 4 köküçten 24 kökü çıkmaz mı? Çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. Dördüncü soruda. Güzel bir soru. Eş yapılar ÖSYM'de çok severdi olsun. Geldik örnek 5'e. Kısa kenarı 42 cm olan dikdörtgenin içerisine iki tanesinin kenar ve köşeleri dikdörtgenin kenarları üzerinde olan birer kenarları ortak 6 tane düzgün altıgen yukarıdaki gibi çizilmiş. Tamam. Şimdi altıgeni şöyle bir şurada yan tarafta şöyle bir tekrarlayalım istersen. Bir altıgen. Altıgen neydi arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenler oluşmuyor muydu? Evet 6 tane eşkenar üçgenler oluşuyor. Burası tam da ağırlık merkezi ya da her şeyin merkezi. Evet burada ağırlık merkezinden köşeleri olan uzunluklar birbirine eşit. Bunlar eşkenar üçgen bu arada. Bunları unutmayalım. Ve bu arada eşkenar üçgen sen buradan bir tane yükseklik çizsen tabanı keş parçaya bölecek. AA olacak hatta burası daha kök mü olacak? Çünkü 30'un karşısı A'yı 60 karşısı daha kök Hatta buradan çizdiğin yükseklik daha kök 3. Buradan çizdiğin yükseklik daha kök 3. Her yerdeki yükseklik daha kök Tamam. O zaman ben burada ona göre işlem yapacağım. Burada başka ne yapabilirim? Benden KL uzun isteniyor. Önce KL'yi bir yorumlayayım. Hocam KL'yi çizdiğimiz zaman bu hep ağırlık merkezlerinden mi geçer? Evet. Niye? Çünkü sen şuradaki altıgenin ağırlık merkezi burası olduğunu düşünsene. Buradan bir dik çizsel iki eş parçaya bölüyor. Ağırlık merkezinden çizilen dik. Buradan da çizilen kenar dik olmak zorunda doğrusal oldu. Bak buradan da dik çizsen iki eş parçaya. Buradan da dik çizsen iki eş parçaya bölüyor. O zaman doğrusal oldu. Yani ağırlık merkezleri doğrusal bir şekilde hareket ediyor mu burada? Evet. Doğrusal bir şekilde hareket ediyor. Şimdi ben soruda neyi kullanmalıyım? Şuradaki dikey uzunluğu kullanmalıyım. Peki dikey uzunluğu nasıl kullanacağım? Hocam dikey uzunlukta bak şuradaki dikey uzunluğu kullandım. E şunu da kullandım. E bunun da devamını getireceğim herhalde. E buraya kadar kullanacağım ve ağırlık merkezlerinin ben şurada olduğunu biliyorum. Şurada olduğunu biliyorum. E tamam. Hocam şurası tam merkezden buraya geldiği zaman 60 derece değil mi? E burası da 120 derece değil mi? E burası da 120 olduğundan şurası tam bunun devamı ağırlık merkezinden geçer mi? Geçer. Yani doğrusal oldu. A hocam şöyle bir şey o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya ben A köküş dedim ama şuradaki yüksekliklerin eşit olduğunu göstermek için. Burası K ise burası da K değil mi? Evet. Hatta şöyle geldiği zaman bu da doğrusal olacak. 120 60'tan dolayı. O zaman burası da K. O zaman şurası da K. O zaman şurası da K. O zaman şurası da K. Ve hatta şurada çizdiğin yükseklikte burası da k olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7k neye eşit arkadaşlar? 42'ye eşit. K'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Yani şuradaki yüksekliği 6 bulduk. Ve bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş bu uzunluğu şöyle bulabiliriz. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Hani bunun doğrusal olduğunu söyledik ya zaten. E burası doğrusal. Şurası da böyle zemine dikti. Şurası dikti. E 90 dereceye karşılık gelmiş zaten. Bak şurada. E biz K'yı kaç bulduk? 6 bulduk. Ve bu arada tam bu merkezden geçiyor. Burası 60 derece değil mi? Burası da 90. E burası da 30 olacak. 30, 90, 60 üçgeni oldu o zaman burada. E buradaki uzunluk kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 6 kere 5, 30 yaptı burası. 30'un karşısı 6 ise, pardon 30'un karşısı 30 ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 30, 60, 90 üçgeninden 2 katı 60 yapar. Yani cevap balık kesir olur. Çok farklı yollarla çözebilirsiniz bunu. Sadece bu çözüm yöntemi dikey uzunluktan dolayı beni buraya itti. Ve dik üçgen kendiliğinden zaten çıktı. Buradaki konuştuğumuz bilgilerden dolayı. Gerçekten hoş soru arkadaşım. Beşinci soru balık kesir oldu. Geldik altıya. Düzgün altıgenler bu şekilde kullandırılmış. Motifin bazı bölgelerinden geçen işte şöyle bir dörtgen oluşturulmuş. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. E ne yapacağız arkadaşlar? Biz şunu bilin bilmiyor muyuz? Şu köşelerden geçmiş. E ben altıgende şunu biliyorum arkadaşlar. Bu alan bak önemli. Şuradaki alan A iken buranın alanı 2A Burası da 3A olduğunu biliyoruz. Hocam buradaki üçgenin alanı A. Buradaki üçgenin alanı A. Burası da A. E burası 2A değil mi? Evet. Hocam bu yarısı oluyor. Bak burası 3A. Burası da 3A. Hocam burası tamamı 6A ise buraya iyi. Pardon tamamı 6A ise buraya kaç A kaldı o zaman? 5A kaldı. O zaman ben dörtgen içini hallettim. Şuradaki dörtgen içini hallettim. Kaç A yaptı? 5, 8, 8, 10, 13, 14 A yaptı. 14 A verilmiş bana. 14A isteniyor benden. Bu 14A isteniyor benden. Şimdi bana ne verilmiş? Motifin çevresi verilmiş. Hocam sayalım şunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane A. 18 tane bir kenara A diyecek olursam A 72 ise A'yı buradan 4 buluruz. A 4 ise ben 6A alanı bulabilirim. Bir kenarı 4 olan bir altıgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4'ten 6 tane yok muydu? Evet 6'lar sadeleşti. O zaman a'yı da 4 köküç buluruz. Ve benden 14 a isteniyor. 14 tane 4 köküçte ne eşit olacaktır? 56 köküçe eşit olacaktır. Evet cevap böylelikle C han çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Kenarları karelerle ve düzgün altıgenlerle çevrelenmiş olan bir tablo K ve L noktalarından duvara asılmıştır. Düzgün altıgenlerin bir kenarı 6 olduğuna göre K L arasındaki uzaklık. Ya sanki şu doğrusalmış gibi duruyor arkadaşlar ama bilemiyoruz. Şu an bilemiyoruz. Ben burada K sanki bu doğrusal çıkacak gibi hissettim sadece. Peki benim bunu kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Altıgeni de kullanmam lazım. Kareyi de kullanmam lazım. E bu kareyi nasıl kullanacağım? Şu uzunluk artı şunlar şeklinde sonuca ulaşabiliriz. E peki ben burada şunu yapsam nasıl olur? Hocam düzgün altıgeni de kullanacağız ya burada. E burada karenin devamı tam buraya denk gelmez mi? Gelir. Ya da bu köşegeni çizdiğinde şurası 120 derece. Bunlar da 30-30 yaptı. Hocam burası 90 yaptı. Aha da burası da 90 yaptı. Burası da 90 olduğundan doğrusal oldu mu burası? 180 olduğundan dolayı evet burası doğrusal oldu. Hatta aynı şeyden dolayı burası da böyle uzatsan burası da üçgen oluşturmaya çalışıyoruz ya. Burası da doğrusal oldu aynı mantıktan dolayı. E bir kenarı kaçtı? 6'ydı. Şimdi 60'ın karşısı bak şurası 60. Buraya da 120 derece kaldı. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? Hocam 6 bölü köküçten 2 köküç yapar. 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı 4 kök yapacaktır. Evet burası 4 kök oldu. Hocam aynı şekilde burası da 4 kök 3. E burası da 6'ya 6 değil mi? Çünkü karenin bir kenarıyla düzgün altıgenin bir kenarı aynı olduğundan dolayı. E bak burası ne yaptı? 6 artı 4 kök Burası da 6 artı 4 kök İkiz kenar çıktı. Burada kaç? 30 derece oldu. E o zaman 90'a tamamlayan burası 60 derece oldu. Hocam burası da 120 ya. 120 ile 60 180 olduğundan. Bak gerçekten şurası doğrusal oldu. Hatta aynı mantıktan burası da 30, burası da 60, burası da 120 olduğundan burası da doğrusu oldu. Yani K'li'yi bulurum ben artık. 6 burada. 6 burada. 12 var. Artı bir de şu uzunluk. Bu uzunluk da 4 köküç artı 6'nın köküç katı değil mi? Evet. Yani 12 artı 6 köküç yaptı burası. E 12 ile de 6 kökücü de toplarım. Şu 6, 6, 12'yi topladım. Geri kalan bu var. Bunu da toplayınca toplamda 24 artı 6 köküç mü yaptı? Evet. Yani cevap Denizli yaptı 7. soruda. Güzel bir soruydu. En azından böyle ezbere bir şey yapmadık. Buradan böyle böyle doğrusal olur falan filan. ispatlamak lazım. Göstermek lazım. Belki de doğrusal olmayan yerler de vardır. Buna da dikkat etmek lazım. Tamam. Yedinci soru. Denizli. Geldik 8'e. Ay çok güzel bir soru. Son anda yazdığım sorulardan biri. Evet bu ne gel 12 gen. 12 gen. geni böyle katladığın zaman şu köşegenlerde bunlar çakışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle düzgün 12 gen verilmiş. Dış açısı 360 bölü 12 kaç yapıyor arkadaşım? 360'ı 12'ye böldüğün zaman dış açısı 30. Hocam dış açısı 30 derece ya. İç açısı kaç derece yapacak o zaman? İç açısı da 150 derece yapacak. Tamam iç açısı da 150 derece. Başka ne yapacağız burada? Bak şuradaki katlamışız buraya gelmiş. Bu kaç kenarı görüyor? 1, 2, 3 kenarı görüyor. Ee, 3 kenarı gören açı. Hocam dış açısı 30 ken bu 2 kenarı gören açı değil miydi? O zaman 1 kenarı gören açı 15'tir. 2 kenarı gören açı 30'dur. 3 kenarı gören açı 45'tir değil mi? 1 kenarı gören 15'tir. E o zaman 45. Burada kaçımız kaç derece? 45. E burası da 45. E tamamı bunun kaç derece olacak? 150 derece olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Değil mi? E hocam aynı şekilde burası da 3 kenarı görüyor. 45, 45. Buraya da 60 kaldı. Hatta burası da 60 oldu. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı. 4, 4. Benden ne isteyin diyor? Mavi alan kaç birim karedir diye soruluyor. Vay şuraya da gelelim bakalım. Hocam burası da 45, burası da 45, burası da 60 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da 45 burası da 45 burası 60 oldu mu oldu. Ve şu üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Ve düzgün altıgenin kenarına şöyle çizgiyle göstereyim. Evet hocam şu kenar buraya geldi eşit. Hatta bu kenar buraya geldi eşit. 60'ın kollarında böyle eşitler gördüğümüz zaman eşkenar oluşturmuyor muyuz gençler? Evet. 60 ise bak burası da 60 burası da 60 oldu. Eşkenarlıktan burayı da eşitliği gösterelim. Sonra hocam tamam 150 derece burası 90 derece oldu. Burada da Şöyle şunu gösterelim. 60'ı kollarında eşitlik olduğu için burası da 60 burası da 60. Tamamı 150 olduğundan burası da 90 oldu. Aa, çok güzel. Burası da çizgi eşkenarlıktan dolayı. Hocam çizgiye çizgi ve paralel olduğu için şunu da şöyle birleştirdiğimiz zaman bak ne oldu? Şunlar birbirine paralel ve bir eşit olduğu için burada paraya kenar çıkar. Hatta 90'ar derece olduğu için bu bir kare mi çıktı? Evet. Aa çok güzel bir soruymuş ya. E yukarıdaki ne oldu? Bu kenar Buraya geldi. Bu kenar da burası, bu kenar da burası. Yani elimizde 1 2 3 4 tane eşkenar üçgen eşken var. 4 tane A kare kök 3/4 bölü 4, artı bir de kare var. 4'ün karesi bana sonucu verecektir. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Bunun daha zorunu ÖSYM sordu. Yani bu şekildeki soru gerçekten çok orijinal. Özellikle 12 gene falan çok seviyor ÖSYM. Eşkenar üçgen eşken, eşken çıktığından dolayı bu da piyasada olmayan mükemmel sorulardan biri. Taze çıktı. Gerçekten çok hoş. Bunu kara soru da yapabilirdim ama yani kara soru gibi de çok zor da değil aslında. Yalnız bu test mükemmel oldu. Çünkü hocam niye bu kadar zor sordunuz? Tamam zor sorular vardı. Yarıya yakını zordu. Ee, son test. Bir de çok yerlerde ÖSYM böyle seçici sorular sorabiliyor ondan dolayı. Tamam. Evet bunlar gitti. 16 kök 3 cevap kaç yaptı? 16 kök 3 artı 16 yaptı. 16 parantezini alınca kök 3 artı 1 yapar. 8. soru Denizli oldu. Geldik kara soruya. Bakalım ne kadar kara. Şimdi öncelikle aşağıdaki şekilde bir tane düzgün altıgen ve dört tane özdeş kare kullanılmıştır. Özdeş kareler burada bir tane de düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir kenarıyla özdeş karelerin birer kenarları eşit. Şimdi ortak köşeleri birleştiriliyor. Şöyle şöyle yapılmış. ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Sıkıştık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Düzgün altıgeni düşüneceksin o zaman düzgün altıgenle ilgili nasıl bir hamle yapabilirsin? Hocam köşegen çizeriz. Simetri ekseni olan köşegen işime yarayabilir. Çizdin ama üçgen oluştu mu? Oluşmadı. Hocam şu köşegeni çizsek simetri ekseni. Demek ki simetri eksenleri bir işime yaramıyor. E üçgen de oluşturmam lazım benim. O zaman şu köşegen mantıklı mı? Evet. Şurada bir üçgen oluştu. Şu köşegen mantıklı mı? Evet. Burada da bir üçgen oluştu. E kenarlarına bakalım. Şuraya A dersem. A, A, A. Burası A köküç mü oldu? Evet. Hocam Şurası da A, burası, burası, e burası da A, burası da A. Burası da A köküç değil mi? A, A'dan dolayı. Evet. Şimdi burası 90 derece, burası 30 derece. Burada kaç, kaç derece? 120. Burada kaç, kaç derece? 120. Eee, Elimizde üçgenler oldu. Sıkıştığın zaman ne yapacaksın kardeşim? Ben sana hep ne diyorum? Tamam, üçgenler de oluştu. Çok güzel. Altıgenin özelliğini de kullandık. Süper. Sıkıştığın zaman ne yapacaksın? Ben, dik üçgen ya da benzerlik. Hocam, dik üçgenden bir şey gelmiyor. Açı isteniyor bizden. Ya şuradan şöyle şunu uzatıp da şöyle dikme çizsek falan filan güzel bir şey geliyor mu? Gelmiyor. O zaman başka bir şey düşünelim. Üçgenlerde bir benzerlik var mı? E benzerlikte bir açı varsa neye bakıyorduk? Genelde zaten çoğu kişinin yapamadığı soru tipi. Kenar açı kenar. Bir açı varsa kardeşim kenar açı kenara bak. Bak 120 derece var burada. 120'nin kollarına şu üçgende baktın. Küçükten bir'ye doğru yaz. A'ya A, ya, A kök 3. Öbüründe 120'nin kollarını yaz. A köküçe 3A değil mi? Evet, küçükten biraya e doğru. E ben bunları taraf tarafa oranlarsam, hocam burası 1 bölü kök 3. Hocam burası da kök 3 bölü 3. E burası da kök 3 ile çarparsam kök 3 bölü 3 değil mi? Aa, ne çıktı? İki üçgen. Kenar açı kenardan benzer mi oldu? Evet. Ya çok kişi buna gelmiştir. Zaten kenar açı kenar soruları yapılamıyor. Bir de karenin içerisine, altıgenin içerisine, düzgün çokgenin içerisine böyle koyunca. Şu kitabı alan herkes şu an burada büyük ihtimalle. Evet gerçekten zor. Ama bak ne yaptık? Altıgeni kullanmam lazım dedim. Simetri ekseni olan köşe genişlemeye yaramadı. Şu köşegenleri çizdim. Sonra üçgenlere dikkat ettim burada. Ya üçgenle ilişkili olan sorular nedense zor geliyor. Tamam bu soru zor da kenar açı kenardan dolayı. Ama kenar açı kenara da alışın artık ya. Benzerlik deyince böyle baktığınız sıkıntı yaşıyorsunuz hala. Bir açı kenar açı kenar var mı diye bakın. İki üçgen kenar açı kenardan benzer oldu. Ve benzerlik oranı ne? kök 3 bölü 3 ya da 1 bölü kök değil mi? Evet. 1 bölü kök 3. E başka ne yapacağız burada arkadaşlar? Şurada e, benzerliği bulduktan sonra orantılı kenarlı gören açılar da birbirine eşit değil miydi? A'yı gören açı alfaysa burada. Burada A kök gören öbür üçgende A kök gören açı. Burası da alfadır. E ben buraya beta dersem buradaki açı da beta mıdır? Evet. Şuradaki açı belli mi? Belli. İki kenarı görüyor. Altıgende. Şimdi düzgün altıgeni düşün. Düzgün altıgende iki kenarı gören açı kaç derecedir? Dış açısı 60 derece. O zaman dış açı da iki kenarı gören açı değil miydi? Evet. O zaman dış açısı iki kenarı gören açısı. Da. bu da iki kenarı görüyorsa burası da 60'tır. Ve burada kaç isteniyor benden? Alfa artı beta artı 60 isteniyor. E alfa artı beta kaç? Alfa artı beta artı 120 eşittir 180 ya. Alfa artı beta artı 120. Alfa artı beta artı 60 olur. E burada bunun yerine 60 yazarsak 60 artı 60'dan cevap 120 gelir arkadaşlar. Bomba bir soru. Harbiden kara bir soru. Ama anlattığımda anlamadığın bir şey yok. Demek ki çok çok zor bir soru değil. Sadece önceliklerimiz arasında kenar açı kenar değil ya da altıgenin özelliğini kullanmak demek. Ne demek? İşte burada ince detayları düşündüğünüz zaman böyle sorularla karşılaşabileceksiniz. İşte kara sorunun da özelliği bu. Bakınca ulan çok zor olimpiyat sorusu mu olimpiyat sorusu mu değil bilmediğiniz şey yok bildiğiniz şeylerden çıkıyor gerçekten mükemmel bir soruydu arkadaşlar ve bu soruyla bu konuyu noktalıyoruz sırada ne var çember ve daire var süper evet süper gidiyoruz valla aşırı derecede içime siniyor arkadaşlar gerçekten bu testler şunlar bunlar çok zevk alıyorum. Neyse çok fazla konuşmayalım. Arkadaşlar bir sonraki videoda çember ve daire konusundaki çemberde açı testlerinde daha doğrusu görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.